Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize kocaman, öncelikle kocaman sevgilerimi sunuyorum. Sonrasında hepimize sağlıklı günler diliyorum. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, bu örnek model motifini çıkarmış olduğum iki renkli ya da üç renkli ya da çok renkli olarak çalışabileceğiniz, bakın arkadan görüntüsü önüyle aynı, yapımı gayet kolay ve basit bir bebek battaniyesi de ya da lif modeli ya da arkadaşlar çanta modeli farklı teknikte farklı ipli farklı dokudaki ipliklerden kullandığınız takdirde paspas modeller istediğiniz yelek hırka modelleri yani şapka bire modelleri yapabileceğiniz birçok yani kısacası birçok örgü tasarımında kullanabileceğiniz güzel bir çok renkli renkli örgüleri seviyorum bir tığ işi örgü modeli çalışmasını sizlere aktarmak, göstermek isteyeceğim. Elimden geldiği, dilim döndüğünce sizlere üç renkli iplikten çalıştım. Şöyle, şimdi bunu kenara alayım arkadaşlar. Böyle açık renkli mavi ipimle, pembe renkli ipimle kısa örnek motif üzerinden göstermeye çalışacağım. İstediğiniz herhangi bir renkli iplikle başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. İlk önce her zamanki gibi tığımıza zincir atarak uygun ölçülerde battaniye ya da başka herhangi bir örgü tasarımı yapacaksanız ona göre ne kadar boyutunun büyük veya küçük olmasını istediğinize bağlı olarak zincir sayısıyla başlıyorsunuz. Ben size örnek amaçlı zincir sayısı atacağım örneği göstermek, model çıkarma amaçlı. Evet, böyle uzunca bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Göz kararı. Evet, böyle göz kararı zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bakın. İlk geriye doğru başlayacağız. Şöyle tam odaklamasını sağlayayım. Evet, şimdi hepimiz tığımızın üzerine doladık. 1, 2, 3, 4 tane zincir geriye batıp 1, İki kere de çıkarıp bir trabzan dolgusu sütunu yapıyoruz. Bir tane tığımızın üzerine ipimizi doluyoruz. Bir yandaki zincire batıp şöyle iki tane zincir çekiyoruz ilk başlama aşamasında arkadaşlar. Bir, iki tane zincir çekiyoruz yine. İpimi doluyorum. Bir, iki, üç ya da iki, ikinci zincir iki, üçüncü zincire batıyorum. Çok kolay. Zorlanacağınızı düşünmüyorum. Bir, bakın. Bir yandaki zincire batıyorum arkadaşlar. Böyle iki zincir, iki trabzan dolgusu. Bir, iki, iki zincir. Bir, iki zincir atlayarak. Bir, iki kere de çıkarıp trabzan dolgusu. İpimi doladım. Bir yandakine batıyorum. Böyle iki tane zincir, iki trabzan böyle kare kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. Zincirimizin uzantısı boyutunda. Bir, bir yandakine batıyorum. İki. Evet, bakın bu şekilde böyle sıra sonuna geliyorum. Evet, bakın şöyle iki zincir çektim. Şurada köşede kaldı. Buraya bir, iki zincir çekip bir tane tekli trabzan sütunu yapıp bağlantı noktası yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz tek renkle devam edebilirsiniz. İsterseniz benim gibi böyle renk değişimi yaparak farklı bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi ikinci aşamaya geçmek için tığımın üzerine ilmeğimin böyle bağlantı noktası oluşturuyorum. Birbirine bağlıyorum. Böyle ipimi çekiyorum. Bu noktada bir, 2, 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz ara kısım var ya. Oraya bakın. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. 1 İpimi tığımın üzerine alıyorum. Yine 2 kere trabzanın üstünü yapıyorum. Bu işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra 3. aşamada örneğimiz oturmaya başlayacak. Şöyle ipimi kenara alayım. 2 zincir çektim. İpimi doladım. Şu boşlukların içerisine bir, iki kere de çıkarıp bakın. Böyle bir, iki tane yine bir, bakın. İlk. Buraya kadar umarım sizlere
anlatabilmişimdir. Şöyle iki zincirci böyle buraya geliyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, son aşamaya geldim. İki zincir çektim. Yine her bu aşamada yapmış olduğum üzere tığımızın üzerine ipimizi alıp şöyle bir tane biraz sonraki üçüncü aşamaya geçmek için bağlantı noktası oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, sizlere iki renk dedim ama yeşil renkli ipimi de alayım. Çünkü şimdi fark ettim. Üç renkli üzerinden çalışma yaptık arkadaşlar. İki renkli de olur. Niye olmasın? Evet, şimdi arkadaşlar üçüncü renk ipimizi takıyorum. Yine bağlantı noktası oluşturuyoruz. Mavi renkli ipimiz de kaldığı yerden yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle tam odaklayayım. 3 zincir çekiyorum. Elimle ipleri sağlamlaştırıyorum. Bu ipler zaten burada kalmasın. Önemli değil. Sonra battaniye yapacaksak ya dikiş yapacağız ya da tığlama yapacağız arkadaşlar. Böyle 3 tane zincir çekip terse dönüyorum. Bakın. Şimdi burada görmüş olduğunuz 2 tane zincir var ya. 2 tane trabzan dolgu sütun. Tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Her başta sonda böyle 3 zincir çekip köşede de trabzan, tekli trabzan çekiyoruz arkadaşlar. Burasının tam şu kısmının tepesine bakın. Yavaşça batıyoruz. 1, 2 kere de çıkarıyoruz. Bakın. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki batıyorum. Böyle bu çekmiş olduğumuz iki tane arada boşluk olan kutucukları balttaki sırayla birleştiriyoruz. Yine bir, iki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki aşamada bizde yardımcı olması adına bakın şöyle tamam, şuraya batıyorum. Bir, iki kere de ipimi doluyorum. Bir yandakini kutucuğa batıyorum. Ay, trabzana batıyorum. Arkadaşlar bu iki taneyle çalıştım ben. İsterseniz siz 3, 4, 5 tane, 6 tane ile çalışabilirsiniz. Tercih size bağlı. 1, 2 zincir çektim. İpimi doladım ve bakın. Tam şu kısma batıyorum. Yine. Kolay arkadaşlar. Zor geleceğini düşünmüyorum. 1, bakın. Şu şekilde. Evet, bu şekilde böyle arkadaşlar. 1, 2 zincir çekip ipimiz tığımızın üzerine dolayıp bu bir önceki aşamada, ilk başlama aşamasında yapmış olduğumuz, çekmiş olduğumuz ikili trabzan dolgusunun sütununun üzerine tam delik kısımlarına, yani zincir başlama noktalarına batıp devam ediyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın şöyle. 1, bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, bu sırayı hep sonda göstermek istiyorum. Şöyle şimdi yapacağım. İki zincir çektik, ipimizi doladık. Her bir sıra sonunda ve başlangıcında bu işlemi yapıyoruz. Böyle arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar. Bir sonraki aşamayı örmek üzere alttaki pembe renkli ipimizi yeşil renk, üçüncü aşamada ördüğümüz pembe yeşil renkli ipimize bağlantı kurarak şöyle ipleri sabitleyerek yine 1, 2, 3 tane zincir çekip terse dönüyoruz. Bakın böyle arada boşluklar var ya, 2 zincir çekmiş olduğumuz. Şimdi yine bakın tam bu mavinin üst kısmına batıyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi aldık. Bir sonraki ikinci yine 1, 2 tane zincir ipimi doluyorum ve bakın tam şöyle. Bir ve iki. Bu kadar arkadaşlar. Böyle ördükçe çok zevkli, çok renkli yaparsanız daha da zevkli. Tek renkli de olur. Artık hangi örgü modelinde kullanacaksanız, tasarım yapacaksanız sizlere kolay gelmesi dileğiyle arkadaşlar. Bakın. Bir, iki. Hep amaç iki zincir çekip ve iki tane dolgu yap boşluklara. Sonra o dolguların böyle tepesine o iki zincir çekmiş olduğumuz boşlukların tam alttaki kısma batıp bir sonraki aşamayı birbirine yakınlaştırmak. Evet arkadaşlar, bakın böyle. Evet arkadaşlar. Örünce böyle rengarenk
Böyle dama gibi ortaya güzel desen çıkıyor arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bebeklerinizin battaniyelerinde ya da herhangi bir örgü modelinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, benden bu kadar. Eğer sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.